Muğla'nın Fethiye ilçesinde kordon boyunca bir kafe çevresinde 2 aydan bu yana yaşayan pelikanlar Fethiye'nin maskotu haline geldi. Günde yaklaşık 4 kilogram balık verilen pelikanlara çevre sakinleri Tarzan Rıfkı ve Cennet ismini verdi. Daha önceki yıllarda aynı yerde 2 pelikan daha yaklaşık 3 yıl boyunca yaşarken kordon boyundaki kafe sahibi kafesinin ismini Pelikan Kafe olarak değiştirmişti. Bu pelikanların ilçeyi terk etmesinin ardından Pelikan Kafe ilgililerinden Hüseyin Şahin biri dişi, biri erkek 2 pelikan daha getirip doğaya bıraktı. Fethiye kordon boyunda balıkla beslenen pelikanlar Fethiye Körfezi üzerinde uçup gezerken zaman zaman da denizde yüzerek balık avlıyorlar. Vatandaşların da çevreden satın aldıkları balıkları yedirdiği pelikanları görenler cep telefonlarıyla bol bol fotoğraf çekiyor. Sultan dur çekeyim. Karşıya geç geç. Ay ne tatlılar kız. Kafe işletmecilerinden Hüseyin Şahin, 2 pelikanın Fethiye Kordon Boyu'nun maskotu haline geldiğini söyledi. Burada bunlarla işte müşteri görüyoruz. Bunlar da buranın maskotu oldu daha doğrusu pelikanlar. Süreci anlatırsak ne zaman geldi ilk bunlar? Bunlar yaklaşık 2 aydır burada. 2 ay oldu geleli. Bizim pelikanlar buraya geleli 2 ay oldu. Bunda gelme ne gibi? Balık veriyoruz yani her gün. 2-3 kilo balığı götürüyorlar. Ama serbest biçimde. Bunlar müşteriye de alıştı. Kendileri özgür biçimde. Denize de gidiyorlar. Adaya kadar, Şövalye Adası'na kadar yüzüp geliyorlar zaten. Biz serbest bırakıyoruz. Zaten kendiniz de görüyorsunuz. Burada serbest bunlar. Bunlar oldukları gibi doğal hayvanlar zaten. Bunlar normalde kuluçka döneminde burada tutamazsınız. Bunlar uçarlar. Burada zaten yavru yapmaz bunlar. Bunlar bir erkek bir dişi. Bunların yaşamları zaten çift yaşar bunlar. Yani tek eşlidir genelde. Eşi gittiği zaman bu da gider. Yaşamaz yani. Olay bu kadar. İnsanlar basit. Alışkınlar galiba. İnsanlar besleyebiliyor. Ya tabii bunları bakarsanız insanları besler. İnsana daha çabuk alışıyor. Yani şey gibi bir kedi gibi, köpek gibi yani öyle. Daha insancıl. Şey tarafları var, insancıl tarafları var. Ama erkekleri daha hızlı alışıyor ama dişileri biraz daha şey, agresif oluyor. Biraz daha geç alışıyor. 10 yıl önce de daha önce de gelmiş galiba buraya. Evet. Aynı şekilde gelmişler. Onlar gelmişler, onlardan farklı. Benim onlardan bir bilgim yok. Ben bunları gördüm burada. O yüzden. Bunlar benim için. İyi ya, bu da çok iyi. Mesela Tarzan Rıfkı bizim iyi, süper. Bakım olarak ekstra bir şey yapıyor musunuz onlar için? Yok, mesela ben ne yapıyorum bunları? Özel su hazırlıyorum, tuzlu su yapıyorum. Normalde bunlar susuz alanda olmaz zaten ya. Bunların olduğu yer sulak olması lazım. Hayvanın doğası çünkü o. Öbür türlü şey yapamazsınız, engelleyemezsiniz yani. Tutamazsınız, şu deniz olmasın zaten durmaz burada. Mümkün değil yani. Bunlar özellikle göl kenarı, deniz kenarı, böyle insanın şey olduğu yerlerde yaşarlar. Ne kadar zaman sonra gidecekler tahminim? Valla tahminim baharda elveda bunlar gider yani. Kendisi göçer zaten, tutamazsın ki hayvanı. Bunlar neden? Doğal hayvanlar. Bir isim vermişsiniz. Bilerek verdim. Nedir isimleri? Bunun ismi Tarzan Rıfkı. Bilerek Rıfkı koydum. Ötekini de Cennet, dişi olduğu için. Valla bu alıştı. Rıfkı bize çok alışkın. İnsanlara da alıştı, pek yapmıyor. Ama dişi biraz daha şey, ısırmaya çalışıyor, zararı olmuyor yani. Zararsız, daha alışkın. Bir abi, ikisi toplam ne kadar balık yiyor günde? Yaklaşık 4 kilo.
İkişer kiloda. İkişer kilo götürüyorlar yani. Dörder kilo bu. Ama da bunlar genç ha. Yaşlı değil bunlar.